Merhaba arkadaşlar, ben Tuna ve bugün Kiraz Gaming'in bir videosunda daha beraberiz. Yepyeni bir seri var bugün. Oyunumuzun adı da Subnautica. Çok güzel bir oyun, böyle bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Böyle bir sürü biyom var, derinlere gittikçe daha değişik şeyler çıkıyor. Bir sürü canlı falan var, böyle değişik bir oyun. O yüzden yani benim de hoşuma gitti. Bir oynayayım dedim, yani sevdim bayağı, videosunu da çekeyim dedim. Olayımız şu, biz dünyada şimdi dünya bir şeyler oluyor herhalde, o yüzden biz de yaşamak için başka bir gezegene gitmeye çalışıyoruz ama gemimiz kaza yapıyor bakın. Biz de gemi kaza yaparken şu escape pod, yani hani fırlatıyorlar ya, böyle şey olsun diye, kurtulanlar kaçsın diye. Onlar binip gidiyoruz ondan bir tanesine ve bir bakıyoruz işte bütün dünya su, işte böyle değişik değişik balıklar var bakın. Biz de burada yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi hani oyunda bir sürü şey var ve yani çoğunu bilmiyorum ama bildiğim şeyler de var tabi, ona göre oynayacağız, diğerlerini de birlikte öğreniriz. Şimdi ooo ne oldu lan? Ooo oyun bir anda yok oldu. Cooper. Balık. Böyle yırtıcı balıklar da var tabi, yani sizi yiyorlar mantıklı olarak, hani olmasaydı zaten çok şey olurdu ama buralarda olacağını sanmıyorum. Bakın yanda barlarımız var, en üstteki oksijen. Oksijenimiz işte suyun altındayken bitiyor, onu artırmak için makineler yapabiliyoruz. Onun altındaki canımız, altındaki açlığımız, mavi olan da su. Su ihtiyacımızı iki farklı türde karşılayabiliyoruz. Mübarek, ne kaçtın? Bir tanesi su veren balıklar var. Adam cart diye elini aldı. Şu oyunda en şey bulduğum, hani yabancı bir gezegene gitseniz siz böyle bir balığı yakalayacağım diye direkt bu adamın elinde bir şey dök eldiven falan. Şimdi öleceksin belki, yani nereden bileyim. Neyse. Oo, çekiş vukul geliyordu böyle döne döne. Neyse. Bunu nasıl bırakıyorsun? Öyle yani, ne dediğimi de unuttum demin. Şimdi şunları toplayalım, sonra bu oksijen, bak burada bir şey var ha, şuraya gelince oyun şey oluyor, bir değişik oluyor. Zaten burada mağara falan. Bir bakalım şöyle. Şu gemi patlayacak galiba. Öyle olması lazım. Bu oyun hala beta'da. Erken erişimde. Beta'da beta olmuyor galiba. İşte erken erişimde. O yüzden hani burada yüzey var yalnız. Ve adam burada yüzüyor yani. Hani zorluyor herhalde kendini şu yükseklikte yüzmek için. Neyse. Daha geliştirecekler oyunu, bir sürü şey geldi zaten ilk çıktığından beri. Neyse, bir bakalım şu önce. Aha bakın. İn. Şu oyunun yüzme mekanizmasını tam olarak çözemedim ama çözeceğim büyük ihtimalle. Bir gün o da olacak. Şimdi önce bir su tüpümüzü yapalım değil mi? Yani su, bu. Titanyum ve glass istiyor. Bakalım. Titanyum yapabiliyoruz scrap metallerle. Glass 3 quartz istiyor. Bize 2 tane var. Tamam, bir tane daha buluruz şimdi. Ve burada varmış. Direkt elimle koymuş gibi buldum. Ki elimle koysam o kadar kolay bulamam büyük ihtimalle. Şimdi glass'ı da yapabiliyoruz. Bu olay çok güzel bir şey, koyuyorsunuz yapıyor be. Yani uzakta olsanız da böyle başına beklemeniz gerekmiyor, size geliyor. Şimdi bunu yapabiliyoruz. Evet. Bakın mesela gemiden çıkacağım, gelecek. Zaten geldi ama ben çıkamadan. Evet, şimdi bu bize 30 saniyelik oksijen daha verdi. 75 oldu. Lan bir tane daha yapabiliriz ama şu an çok gerek yok gibi.
Şu balığımızı pişirelim. Sonra Sea Glide yapalım. Evet, öyle bir makine var. Hızlı gitmenizi sağlıyor. Bıçak da yapalım ya. Bıçak. Flare bu. Bıçak ha. Titanyum bir de silikon. Silikon için iki tane kuartz. İki tane kuartz buluruz ama ya. Evet, mübarek kuartz. Neredesin? Şuradan bir gelelim. Aslında eat something. Yeriz onu da yeriz. Şu dar yerler çok tehlikeli. Çünkü anam bıraktım la balığı. Dur al şunu. Hep ESC'ye basıyorum terör yüzünden. Çünkü böyle köşelerde size balık atan tipler oluyor. O balıklarda size çarpınca bayağı bir hasar veriyor. Ve hani böyle dar yerlerde şu arkadaş bakın. Yanına yaklaştığımız zaman balık atacak ve dar yerlerde hani ondan kaçmanız neredeyse imkansız diyeyim. Yani deminki yerde kaçamazsın seni. Şu şey ne derseniz bu baloncuk atıyor. Nerede lan? Bu baloncukların üstünde böyle durduğunuz zaman bu size oksijen veriyor. Güzel bir şey böyle derinlerde, mağaralarda falan bunlar çok işe yarıyor. Bayağı da bir kuarts topladık. Şuraların hepsine gitmek istiyorum da hani tehlikeli. Şimdi oyunun ilk bölümünden ölmeyelim. Daha çok dolaşacağımız yer var. Bakın böyle yüzeye çıkınca oyunda bir bozulmalar oluyor. Böyle su yüksekteymiş gibi falan duruyor ama. Neyse ve gemiye yaklaştıkça da tehlikeli şeyler çıkıyor. Hatta geminin oralarda böyle olan değişik sesler geliyor. Orada çok sağlam bir amca var. Şimdi silikon bir tane gerekiyordu. Yapabiliyoruz. Güzel. Güzel. Bıçağımız oldu artık. En azından birilerine vururuz. Şimdi şu Sea Glide'ı yapabiliriz. Titanium bateri ve copper wire gerektiriyor. Şurada nelerimiz olduğunu bir daha bir hatırlayalım. Glass, gold ve flare. Çok işe yararlı. Titanyum bulmak çok zor değil zaten. Gemiden düşen parçalardan yapabiliyorsunuz. O da her yerde var yani. Hani gemiden çok alakasız bir yerde olsanız da onlar oluyor değişik bir şekilde. Bateri bateri için asit maşrum gerekiyor. Cooper'ı zaten sanırsam ilk başladığımızda bulmuştuk. Asit maşrum dedi de bunlar. 3 tane şey alalım. Bunlar değişik mantarlar böyle yanına geldiğinizde büyük küçülüyorlar falan böyle değişik. Şimdi bateriyi yapabiliriz. Bateri nerede? Neredeydi lan? Bir tek Cooper Wire kaldı. Onun içinde büyük ihtimalle Cooper aramamız gerekecek. Ya yani mantıklı olarak. Wiring kit. Cooper Wire. Evet, iki tane Cooper gerekiyor. Şimdi gidip onları arayacağız. Akşam olabiliyor. Akşam olduğu zaman tek fark benim bildiğim bu yırtıcı canavarların algısı yükseliyor. Bazı şeyler parlıyor mesela kuartzlar. Mantarlar falan. Bazı balıklar uyuyor. Hani kolayca yakalayabiliyorsunuz. Hızlı kaçıyorlarsa falan. Geceleri çıkabilirsiniz. Onun dışında işte yırtıcıların algısı artıyor. Mesela siz uzaktayken onu izleyebiliyorsunuz gündüzleri ama mesela geceleri siz uzaktayken de sizi fark edebiliyor çevrenizde varsa. Burada olmadığını umuyorum. Hani o tarz şeylerden. Şöyle nefes alsın adam. Şuraya girdik sanırsam. Girmedik mi? Neyse şu mağaralara bir gidelim. Bakın şurada o kötü amcadan var. Oraya girmiyoruz. Bakın şurada bir tane şey var. Hop Cooper çok güzel. Bu değişik balık.
Seni yakalamak istemiyorum. Zehirlisindir falan şimdi. Ha bakın, şu balıklardan su yapabiliyoruz. Gel lan. Oo, bak şu anda bu uyuyor hani. Abi çok iğrenç. Bakın uyudukları için hiç şu peperler kadar kaçmıyorlar. Böyle yavaş yavaş hareket ediyorlar. Şöyle kuarsı da alayım. Oksijen 20. O 20 ne acaba? Yani 20 saniye falan düşünmüyorum öyle olduğunu. Değişik bir şey, simge. Bilen varsa söylesen. Çok düşünmüyorum bilen olduğunu ama. Onun birimi ne? Evet. Abi bu ne? Abi bu ne? Şu tüplerin atası falan herhalde bu. Böyle abi Skype yine her videoda var ya, normalde hiç atmazlar. Videolarda beni buluyorlar. Abi burası. Evet, şu ilk videonun başında geçtiğimiz tüplerin babasını bulduk. Titanyum şunlardan çıktığında en sevmediğim şey. Evet, Cooper. Valla buraya hazır gelmişken toplayalım ya, bir daha unuturum falan yerine. İnşallah bir şey çıkmaz buradan. Çünkü hani genelde oyunlarda böyle çok şeyin olduğu yerlerde bunlar, bunun gibi mutlaka bir şeylik vardır. Gel kardeş. Bayağı da Cooper bulduk hani. Abi burada dağılıyor falan, bu bileşenlerine ayrılmış. Yok, o kadar da değil de. O üç yola çıkıyor. O düşündüğüm amcamı. O ne? Orada bir şey gördüm ama. 18, 18. Bir çıkalım, nefes alalım. Hızlı lan. Oha ne oldu, adam yavaşladı. Oğlum git. Lan. Adama bak, yavaş yavaş gidiyor. Abicim çıkar mısın? Çabuk çabuk. Ha? Lan 3 saniye kaldı. Hadi. Oh. Bakın gece gece gemi. Böyle değişik. Neyse bir daha giriyoruz o zaman. Seni yakalayacağım. Neden böyle çok bir yararı yok o balıkların ama şekli güzel geldi. Akvaryum falan yapabiliyorsak içine koyarım da yapamıyoruz sanırsam. Öyle bir şey yok en sonunda. Bence eklenmeli akvaryum. Ya çok saçma gibi ama. Koralı. Böyle kum da kazabiliyorsunuz. Tabii çok belli olmadı. Abi yalnız... Neyse biz eve gidelim. Burası eve. Yerini ezberlemeye çalışıyorum. Şu mağaralardan girdiğin zaman şuradan direkt oraya çıkıyoruz. Güzel. Sümenlere. Bu warning falan dedi. O yüzden ben tırsım, bir de orada bir ses duydum. Yani siz duydunuz mu bilmiyorum ama. O yüzden çıktım aslında. Evet, sonuçta wiring kit yapacak kadar topladık. Cooper wire, pardon, wiring kit değil. Şimdi o bir sürü şey yapabiliriz. Smart Sigils. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Constructor'la gemi yapabiliyoruz kendimize, ki gemi yapacağız, çok gerekli. Yani bunun anca hani etrafı biraz daha araştırabiliriz ama mağaralara hani bununla giremeyiz. Sonuçta oksijenimiz bittiğinde bizi çabucak yüzeye çıkartacak kadar sağlıklı değil. Ama gemiler yapabiliyoruz ve geminin içine bindiğimiz zaman hem güvende oluyoruz hem de nefes alabiliyoruz. Tabii onun için onun nasıl yapılacağını öğreten şeylerden de bulmamız lazım ama buluruz diye düşünüyorum. Şu an bize lazım olan şey bu yıldır computer chip ve bateri gerekiyor. Her şeyde de bateri gerekiyor lan. Ne önemli şey şu pil, asit marş, computer chip, javelot disk piece, silver. O sıkıntı bak, orada yoktur çünkü silver başka bir biyomda çıkıyor. O biyom sanırsam, valla nerede var bilmiyorum. Neyse şu balıkları şey yapalım. Bakın su yaptığımız zaman bu dezenfekte edilmiş
su yapabiliyoruz. Bunun şu tüplerin babası vardı ya, o onların küçüklerinde, babasına da vardır belki, bilmiyorum. O demin girdiğimiz büyük yer. Onların ucunda böyle disk gibi şeyler oluyor. Onlardan deterjan yapıyoruz. Onu da dezenfekte edince bu oluyor. Yani deterjanı dezenfekte ediyoruz burada, bakın. Şimdi filtremiz suyu da şu yakaladığımız uyuyor dediğim balıklardan yapıyoruz. İki tane yapalım. Sonuçta onlar yemek değil de daha çok pişirmek için. Evet, bumerangmış bu balonu da. Yiyelim o zaman ya. Evet, bakalım neler veriyor. O güzel, ben fena değil diyoruz. Abi hep bırakıyorum yiyeceğim diye. Gel. Ye. Şimdi bayağı bir item'ımız olmuş. Bunları şuraya bırakalım. Değil mi? Çok mantıklı. Abi nasıl bırakıyoruz? Böyle böyle mi? Shift mi vardır bunda ya? Abicim, hızlı hızlı bırakma her oyunda vardır. İnanıyorum. Bulacağım. Ne oldu lan? Ha, bunu göstermem lazım. Ara şimdi patlayacak. Evet. Bir dakika. Evet, devam ediyoruz. Patladı. Şimdi ne olacak? Şimdi her şey çok kötü olacak. Çünkü hızlı davranmamız gerekiyor. Buraya bir radyasyon yayıldı. Buradaki su falan iyice bulanıklaştı. Hani canlılar falan ölecek. Böyle mutasyona uğrayacak. Pardon. Abi yeter artık. Neyse. Böyle çok büyük şeyler çıkacak ve bu hani yayılmaya devam edecek, buralara falan gelirse artık çok da uzak değil sonuçta gemiye. Oraya gitmemiz için hızlıca şu küçük gemilerden bir tane yapmamız lazım. Güvenlice gideceğiz, tamir cihazı yapacağız. O içindeki canavar manavar onları şey yapmadan girip o için tamir etmeye çalışacağız. Daha sonra akıntıyı, sızıntıyı işte durduracağız. O yüzden şimdi çok işimiz var. Ve sular daha da tehlikeli olmaya başladı. Bakın, buraya geldiğimiz zaman şuraların hepsini görebiliyorduk ama artık su daha bulanık ve suda değişik baloncuklar oldu. Çünkü işte hani radyasyon yayıldı çok fazla miktarda geminin patlamasıyla. En azından geminin sadece yakındaki şeyler evrimleşti. Şimdi biz onun için, ha bakın, şunlardan yapıyoruz. Koral tüp böyle kesebiliyorsunuz. Her neyse. Şimdi ne yapacaktık biz? Silver lazımdı bize. Silver'da Silver'ı şu mekandan bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi mağaradan mı gitsem, yüzeyden gideyim bu sefer. Evet, şunlar lazım. Şundan 3 tane lazımdı sanırsam. Ulan. Kardeş ne düştün be? Lan al. Şöyle bir nefes de alalım. Şu Sea Glide'i yaptık da hiç göstermedik. Böyle bir şey gittiğinizde çok daha hızlı gitmenizi sağlıyor. Güzel bir şey yani. Ben onu şimdilik az kullanacağım çünkü pili var. Her şey pille çalışıyor ve teknolojik olan şeyler. Mantıklı. Kırıl. Bakın, duyuyor olmanız lazım bu sesi. Hani çok fena bir ses geliyor şu tüpten. Ben buna videosuz oynarken de bu tüplerde böyle bir ses geliyordu. Yani o yüzden
burada kesin bir şeyler var demiştim. Ve buranın sonunda da kötü bir şeyle karşılaşıp kaçmıştım sanırsam. Tam şuradan çıkmıştı. Ama şu an ne olacak bilmiyorum. Ulan gidelim biraz daha. Oksijenimiz bitiyor. Dört, çabuk. Bakın bu daha hızlı. Şimdi abi silver çok büyük sıkıntı ya, silver. Silver buluyor muyduk, yapıyor muyduk? Çünkü bazı şeyleri yapıyoruz. Copper çıktı. Ha ben şuradan şimdilik yeter orası. Öyle değil. Ya da onun içinden değil de üstünden gidip arkasına bir bakalım. Hani içi çünkü çok güvenli değil bence. Abi bir tane daha mı var onda? Bu da bayağı büyük ama yok yok, o, bu bunun gibi değil. Hani üstünden bakalım. Belki hani bir tehlike olduğunu, dar alanda kaçmaktansa böyle kaçmak daha mantıklı. Aha o ne lan? Abi bana doğru geliyor. Abicim gider misin? Şşş, git. Ya hala geliyor ama ben radyasyonun su yüzünden göremiyorum. Ya da o da beni göremediği için bırakıyor Burant. Bakın radyasyon işte hani görüş alanını daralttı bayağı. Çok iyi değil. Şimdi buralarda çıkmayacak Silver. Ben biliyorum yani. Bir gemiye giderim bir daha, bir ben bakayım ne gerekiyor ve Silver'ı biz mi yapıyorduk yoksa o düşündüğüm şey mi Silver? Ondan da tam emin değilim. Zaten video sanırsam bayağı uzun oldu. Yani çok bir aksiyon yaşamadık. Bu ilk bölümler biraz böyle geçecek. Hani Terya'nın ilk bölümleri gibi ama sonra ben mağaralara falan gideceğiz. Şu gemiyi bir yapalım, bayağı aksiyona girişeceğim ben. Önce ama gemi lazım. Gemi içinde Builder lazım. Builder için computer chip ile bateri lazım. Bateriyi yapmak kolay ama computer chip için silver lazım. Silver burada yoksa düşündüğüm şey çok uğraşacağız bulmak için. Evet, düşündüğüm şeymiş silver. Madem öyle gidelim silver bulmaya. Gemiye doğru yaklaşalım. O ne lan? Değişikli balık. Hiç görmemiştim. Sanırsam. Bilmiyorum. Emin değilim. Böyle gemiye çok yaklaşmak istemiyorum. Çünkü radyasyon yüzünden canımız gidiyor. Yani onun için ayrı bir radyasyon suit yapacağız ama hani biraz da gidelim değil mi? Yani o bayağı şu an su şey oldu yani. Su falan kalmadı ortada ya. Ben çok gemiye gitmek istemedim şimdi bak. Gemiden ters tarafa gitmeliyiz bence. Daha güvenli. Değil mi? Gemiye bulaşmayalım. En iyisi. O neydi lan? Balık içimizden geçti. Abicim siz nesiniz? Sen öldürüyor musun beni? Yoksa kaçıyor musun? Kaçıyor. Tamam. Sorun yok o zaman. Gemiye kadar da gelmişiz. İyi, geminin öbür tarafına gidelim. Valla geminin oralarda görüş açımız daha da çok düşüyor. Yani şu taraflara gittikçe açılması lazım o zaman benim düşüncem ama açılmayacaktır büyük ihtimalle. Ne oldu oğlum? Bir dam patlayacak. Vallahi bir şeyler dedi. Çok anlaşılmıyor. Şu kadının sesini ben hiç anlayamıyorum. Ne dediğinin sesinden. Sadece 10 saniyelik oksijen kaldı dediğini falan anlayabiliyorum. O da oksijen dediği için. Ya, oksijeni anlıyorum. Bir de onu anlıyorum. İnventörümüz full. Full. Abi ne değişik balıksın. Bu biyomda yırtıcı balıklar var. Stalkerlar.
Bunlar metalleri topluyor. Bizim gibi. Yalnız ben eve gidip birkaç bir şey bırakayım da. Daha araştıracağız çünkü. Onlardan birini de göstereyim olmazsa. Hani onlar bu metalleri falan topluyorlar. Öyle bir fantezileri var. Ve hani sizi ısırıyorlar yani. Aynı zamanda orada kan emici şeyler de var. Böyle size yapışıyorlar, böyle geliyorlar, böyle canınızı hızlı bitiriyorlar. Onlar çok iğrenç yani. Bayağı sinir bozucu şeyler. Ve o stalkerları balık vererek evcilleştirebiliyorsunuz ya da metal vererek evcilleştirebiliyorsunuz. Tam emin değilim ve evcilleştirince size otomatik olarak metal getirmeye başlıyor. Ben ne yapacaktım? Eşyalarımı bırakacaktım. Tüm kuarsları bırakalım. Hah, buldum. Güzel. Şu kupurları da bırak. Sen onları da bırak. Coral junkları bırakma. Çünkü coral junklarla biz kürüt tuzla yaptığımız iyileştirici balıklar sanırsam. Peki biz bleach'i nasıl şey yapıyoruz? Tuz da lazımmış onu yapmak için. Bak onu bilmiyordum. Tuzu da böyle yerde buluyoruz. Ya da herhangi bir yerde yine. Bulursak gösteririz ve gösteririm. Ben şu an hiç görmedim. Sanırsam bu video bayağı uzun oldu ama hadi biraz daha olsun. Bunu yüklemesi çok sorun olmaz herhalde. Öbür bilgisayara atarım, o yükler kendiliğinden. Bir gün gelir video. Hani ne kadar uzun sürer gelmesi bilmiyorum. Önce flash atacağım, sonra öbür bilgisayara atacağım ama bakın buralar derinleşti ve derinlerde çok daha farklı şeyler bulabiliriz. Teyze yine bir şeyler diyor ama. 30 saniye gider, bir şey olmaz. Ama neyse ya, ben çıkayım ya. Bu bayağı inmiş gibi izliyor, o çok inmiş. Dans et. Evet, iyi ki çıkmış. Şu nedir? Ha, şey, şu bitkilerden yüzeye vuruyor. Bunu kesebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Oha, açıktan ölüyorum. Amca bize yemek, balık malık. Bir dakika, şunları yiyebiliyor muyuz? Oo, yiyebiliyoruz. Oh güzel. Yani çok az veriyor da. Şimdilik bize ölmemizi sağlar. Biz de hemen bulabildiğimizi yakalayalım. Gel gel gel. Gel. Elinde tutma şunları. İğrenç iğrenç kıvranıyor. Bu nedir bakın. Şimdi seninle bunları daha kolay yakalayabilirim. Evet, biraz daha senden. Gel gel gel. Ya korkma. Korkma, öleceksin en fazla. Heh. Sizi bu acı hayattan kurtaracağım. Geminin kapağı açılmış sanki. Orası açık değil, öyle şekli değişmiş. Başka başka. Kardeş, siz de az şey değilsiniz. Oğlum, bak bak bak. Yavaş lan. Ne yapıyorsun? Abi yılın fake'ini yedim galiba. Gel lan gel. Evet, beni ekti. Heh. Kardeş. Yuh. Ulan sinir oldum. Gel. Abi. Adamın taktiklere bak. Gel lan. Abi 40 yıldır aynı balıkla uğraşıyorum. Dur şimdi. Sen gel. Olmuyor. Neyse, bendekileri pişireyim de ölmeden. Sonra yakalarız. Bu kız da bir şeyler diyor ama oyunun sesini kıstığım için hem çok duyamıyorum hem de bu sesine sinir oldum. Bir anlayamadım, bir değişik, sinirimi bozuyor.
Bunlardan su yapalım. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Güzel, güzel değil, başka bir şey yapamıyoruz ama. İki tane de su içelim ya. Oh, tamam. Şu an güzel oldu. Bakın geceleri parlayan bir kuars gördüm şurada. Şurada parlayan turuncu. Ha, gözleriymiş bunların. Değişik bir şey buldum sandım ben. Evet, bence bu bölümü burada bitirebiliriz. Hani serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyor. Hani ben belki bunu yükledikten önce gelmiş olur ama olsun, ben yine de bunu da demiş olayım. Hani bu da gelmiş olacak. Yani bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Gemi çok şekil duruyor yalnız geceleri ha. Şu an bu bölümler böyle biraz şey geçmiş olabilir ama hani bir gemi yaptıktan sonra hani bayağı bir şey olacak diyeyim. Evet arkadaşlar, hoşça kalın.